Cümleten selamlı kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha bekliyorum arkadaşlar. Bugün en sevdiğiniz içerik olan FIFA haberleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir video olacak. Dolu bir video olacak arkadaşlar. Sizlere çok güzel haberlerim var. Ve bunları konuşacağız bu seri boyunca. Öncelikle geçen videoların ilginiz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Uzun zamandır video atmamıştım. Baya bir yorum geldi. Baya bir beğeni geldi. Çok sağ olun. Var olun. Bu videoda arkadaşlar eğer eğleniyorsanız, eğer hoşunuza gidiyorsa hemen şu an beğenirseniz ve yorum atarsanız çok sevinirim. Yorumlarda muhabbet çeviriyoruz arkadaşlar. Herkes yorumlara bekliyorum. İstediğinizi yazabilirsiniz, istediğinizi sorabilirsiniz. Hem buradan hem Instagram'dan her zaman sizlerle birlikte konuşuyorum arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi. Dediğim gibi videoyu beğenip kanala destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman direkt videomuza başlıyoruz. Evet sevgili dostlar ilk olarak FIFA 22 kariyer moduyla birlikte başlıyoruz. Önümüzdeki sene arkadaşlar FIFA imaj olarak kendi çok geliştiriyor ve oyuna bir sürü stadyum ekliyor. Yani kariyer modu oynuyorsanız ve stadyum Forma tarzı ince detaylara çok önem veriyorsanız önümüzdeki sene tam size göre olacak diyebilirim. Oyun arkadaşlar bir sürü yeni stadyum eklenecek ve bir sürü yeni forma eklenecek. Ayakkabılar eklenecek. Bunların çok büyük hastaları var. Belki çoğu izleyen çoğu kişi için bir şey ifade etmeyebilir ama kariyer modu sapıkları için gerçekten de güzel yenilikler geliyor arkadaşlar. İlk yeniliklerimiz bu şekilde. Yani önümüzdeki sene dediğim gibi imaj olarak forma, stadyum, dış görünüş, stat görünümü, işte 3 boyutlu, 2 boyutlu cisimler her şey arkadaşlar çok detaylı olacak. Yani görsel olarak inanılmaz bir faya hazır olduğumuzu size söyleyebilirim. Bunun dışında arkadaşlar geçtiğimiz haftalarda EA Sports bir iş ilanı yayınladı ve bu iş ilanında bir açıklama yazıyor. Açıklamada da online kariyer modu geliştirecek bir developer yani yazılım mühendisi aradıklarını söylüyorlar arkadaşlar. Şimdi bunu çok farklı şekilde yorumlayabiliriz. Nasıl yorumlayabiliriz? Şimdi bu ilanı bu adamlar yeni koymuş ve ilk defa yazmışlar ve şu anda arkadaş Haziran ayındayız. Oyun çıkacak bundan yaklaşık 3-4 ay sonra. Şimdi bu durumu göz önünde bulundurduğumuz zaman bu modun 3-4 ayda oyuna eklenmesi imkansız olan bir şey. Şimdi iki koşul insanın hakkına geliyor. İlki bu oyun modu bu zamana kadar ki geliştirildi ve artık son dönemde yeni bir ekstra çalışana ihtiyaç var dedi algılayabilirsiniz. Ya da önümüzdeki sene için hazırlık yapıldığı dedi de algılayabilirsiniz. Yani bu mod FIFA 22'de de gelebilir, FIFA 23'te de gelebilir. Ki bana kalırsa FIFA 22'de gelmesi birazcık zor gibi geliyor bana arkadaşlar. Neden derseniz şu anda korona vardı biliyorsunuz senenin büyük bir kısmında ve insanlar evden çalışmak zorunda kaldı. Ee, bu tarz şeyler tabii ki bence development'ı yavaşlatmıştır. Yani geliştirmeyi yavaşlatmıştır diye düşünüyorum her ne kadar FIFA 22'ye gelmesini istesem de sanki bana bir sonraki FIFA için bir şeymiş gibi geldi. Ama bu EA Sports arkadaşlar bunun sağ solu belli olmaz. Ve kariyer modu şimdi şöyle bir ucu açıklık var. Kariyer modu herkesin kafasında kurdu işte yeni bir lig açacağız. Arkadaşlarımız gelecek baştan sona ligi oynayacağız gibi bir kariyer modu mu olacak? Yoksa Herkes kariyer modunda yapmış olduğu takımlarla normal maç mı yapacak? Şimdi bunu oyunu çayda ayda ekleyebilirsin. Niye ekleyebilirsin? Normal kariyer modundaki gibi yani normal maç yaparmış gibi online maç yapabilirsin ama online kariyer modu deyince insan hakkında inanılmaz şeyler geliyor. Takım işte bir sürü lig olacak arkadaşlarım lig yaratacağım, transfer yapacağım, onun takımından bunu alacağım, şunu alacağım hani fantastik gibi bir lig mi olacak yoksa normal herkes takımını yapacak, maç mı yapacak, böyle mi olacak bunu bilmiyoruz arkadaşlar dolayısıyla olay buraya geldiği için birazcık da ucu açıklığı var ama FIFA 22 için ya da önümüzdeki FIFA'lar için online kariyer modunun geliştirildiğini bu şekilde net olarak öğrenmiş olduk. Hatta bütün insanlar bunu fark ettikten sonra eSports sportsta bu ilanı değiştirerek online kariyer modunu buradan kaldırdı. Bu işte insan bunu düşününce FIFA 22'ye gelebilir mi? Hani bu bir sızıntı mıydı diye düşünüyor. Dediğim gibi inşallah FIFA 22'de gelir ama sadece online olması değil bizim kafamıza esirimiz fantazi ligi şeklinde gelirse bu çok daha mantıklı olacaktır ve aynı zamanda bu online geldiği zaman EA Sports tabii ki buraya da paranın kokusunu aldığı için buradan da yardıracaktır arkadaşlar İşte stadyumuza şunu eklemek için bunu alın takımınıza ekstra bütçe eklemek için işte FIFA point alın tarzı yani kariyer modunda da oyun içi alımlar mutlaka olacaktır sevgili dostlar bilginize olsun EA Sports paranın kokusunu aldı mı bırakmaz bunun dışındaki yeniliklere geliyoruz arkadaşlar biliyorsunuz PlayStation 5'te FIFA Aynıydı yani PlayStation 4'te aynı çıktı. Çok ufak farklar vardı. Bunu ancak oynayan insanlar anlarsın. Benim bir şey demem saçma olur. Oyunda arkadaşlar, game olarak bir keskinleşme, bir akışkanlık vardı ve bu görüntüden kaynaklı değil, bu cidden oyundan kaynak, yani oyunun hızıyla alakalı olan bir şeydi. Ve PlayStation 5 oynayanlar varsa dediklerimi anlayacaktır. Daha bir keskinlik vardı, daha bir hız vardı animasyonlarda vesaire. Ama genel olarak baktığımız zaman PlayStation 5 ve 4'teki fairleri farkı sıfırdı. Şimdi bu adamlar ne yapacak arkadaşlar? İşte bu maalesef ki dünyanın sistemi. Yeni cihaz çıktı. Artık insanları bu yeni cihazı bizim Monte Carlo yapmamız için bizim bunlara özel şeyler çıkarmamız lazım diye düşünüyor tabii ki bütün şirketler. Ve kafaları inliye cinliye gidiyor. Çünkü sizi sürekli yeni konsoloda sürüklemeye çalışıyorlar. Ama şu anda bu, bu konuda biraz faka bastılar. Neden derseniz PlayStation 5 bir süre üretilemiyor. Ekran kartı tedariki yapılamıyor. Bu yüzden çoğu kişi şu anda PlayStation 5 almak istediği yerde PlayStation 5 alamıyor. Bu da ne demek oluyor? EA Sports'un da önümüzdeki sene... Ultimate Team modundaki marketleri aynı yapacak arkadaşlar. Yani önümüzdeki sene Ultimate ettiğinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 marketleri 199 ihtimalle aynı olacak. Çünkü insanlar yeni konsol tedarik edemediler. Bunun dışında Frostbite biliyorsunuz EA Sports'un kullandığı, FIFA'da kullandığı bir e, oyun motoru. Frostbite 3 arkadaşlar kullanılıyordu. FIFA 21 için. Şimdi şöyle bir şey yapacaklarmış arkadaşlar. Bu bir duyum tabii ki ve bence bunu %100 yapacaklar. Çünkü insanları o yeni konsolu almaya zorlamaları lazım arkadaşlar. Biliyorsunuz Sony ve FIFA'nın da bir bağlantısı var. Yani bu tarz oyunların bunu yapmaları Sony tarafından diletiliyor gibi bir şey diyebilirim sizlere. FIFA 22'de Frostbite 4 PlayStation 5 ve Xbox'ın yenileri için kullanılacak. Frostbite 3 ise PlayStation 4, Xbox One için kullanılacak. Yani burada bir e, ufak da olsa bir oyun motoru değişikliği, bir, şey, diye bir değişiklik olacak. Bu da ne demek oluyor? Yine aynı şekilde PlayStation 5 ve PlayStation 4'te birbirle maç yapamayacaksınız arkadaşlar. Yani PlayStation 5'te oynayanlar PlayStation 5'tekilerle, 4'te oynayanlar 4'tekilerle maç yapabilecek. Çünkü oyunda e, donanımsal bir fark olmuş olacak ve dediğim gibi şirketler bunu istiyor arkadaşlar. FIFA 22'de olmasa da FIFA 23'te, 24'te artık PlayStation 4'ün ne kadar geriye gittiğini hepiniz göreceksiniz. Çünkü herkesi yeni konsol almaya zorlayacaklar. İşte oyun desteği azalır, ne bileyim, Ultimate Team'de mesela Weekend League PlayStation 4 için kaldırılır ilerleyen senelerde vesaire. Bunların hepsini göreceğiz. Ve olacak yani. Mesela FIFA 17'de kadro kurma görevleri vardı e, PlayStation 4'te, 3'te yoktu diye hatırlıyorum. Yani hatırlayabilirim ama hani bu tarz yeni özellikleri arkadaşlar getirmemeye başlayacaklar. Sizleri zorla onu aldırmaya çalışacaklar. Bilginiz olsun. Bunun dışında Ultimate Team ile ilgili arkadaşlar çok fazla bir gelişim ben beklemiyorum dediğim gibi. E, yine klasik bir FIFA göreceğiz. Beni tek sevindiren şey şu olur. Unreal, Unreal diyorum, Frostbite 4 engine'inin gerçekten PlayStation fark yaratması. Şimdi bu neden diyeceksiniz. PlayStation 5'te bir fark yaratılırsa arkadaşlar en azından en de sonu biz PlayStation 5 alacağız ve bu konsolu aldığımız zaman da daha mutlu olmamızı sağlayacak. Ama şimdi iki konsolu aynı çıkarırlarsa yine bence bu çok kötü bir şey olacak hepimiz için. Ve bunun dışında arkadaşlar gerçekten de ben şunu düşünüyorum artık Ultimate Team modunu bir yenilik yapmak çok zor. Bu saatten sonra yapılabilecek yenilikler bariz hani. Önceki şeyleri getirebilirler. Nedir bu? Günlük turnuva gelebilir mesela haftalık turnuva gelebilir işte ödüllü turnuva hani 4 maç oynuyorsun bir şey kazanır. Bunlar gelebilir hani ultimate mi sonuçta kısıtlı olan bir oyun modu. Hani co-op getirdiler tutmadı yani insanlar arkadaşlar her ne olursa olsun online oyunlarda bu co-op'lar falan bir yere kadar. Önemli olan şey oyunun temeli yani ultimate team modunun temeli. Ve ultimate team modunun temeline bence çok fazla eklenecek bir şey kalmadı yani bu mod artık hani marketi fix. SBC'si fix, Scout Battle'ı fix, Foot Champions Fix Division Rivals var işte bir turnuva gelebilir dediğim gibi günlük. Hani bunun dışında ben FIFA'ya gerçekten yeni bir oyun modu gelip, "Aa hadi buna gidelim." diyeceğimizi ben hiç düşünmüyorum. Ne olabilir? Foot Champions'ta mesela 30 maçtan 20'ye düşürülüp match making yani size vermiş olduğu rakibin kalitesini arttırarak bir seviyeye getirilebilir. Ya, bu tarz şeyler geliyor benim aklıma. Bunun dışında var olan bir şeyin üzerine çok fazla yeni bir eklentinin olduğu bir FIFA görmeyeceğiz arkadaşlar dediğim gibi. PlayStation 5 ve yeni jenerasyon oyun kullananlar e, konsol kullananlar e, Frostbite 4'te daha farklı bir oyun deneyimi yaşayacaklar. Ama ve lakin PlayStation 4'te ya da normal Xbox oynayanlar çok fazla bir yenilik yaşamayacak sevgili dostlar. Yenilikler dediğim gibi her sene olan klasik işte FIFA'da şu şut daha OP'dir, bu çalım daha OP'dir. Bu tarz değişiklikler olacak. Bunun dışında dediğim gibi çok fazla bir şey beklemeyin. Hatta adamların bu seneki temel şey prensipleri de kariyer modundaki ya da ultimate team'deki bu ıncıkları, cincikleri, formadır, stadyumdur vesaire bunları daha da arttırmak, görsel olarak oyuna bir şeyler katmak. Gameplay olarak ben çok fazla bir yenilik göreceğimizi Düşünmüyorum sevgili dostlar ve şunu da yazılım e, bilenler anlayacaktır ama bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar. Bir oyun motoru dünya demek. Mesela bizim dünyamızda bu telefonu ben aşağı bıraktığım zaman düşüyorsa niye düşüyor? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz artık kural bunu artık söylemeye gerek yok. Ya da mesela bu gözü ben böyle tutuyorum değil mi? Bir kuvvet vermem gerekiyor bunun burada durması için. Oyun motorları da böyle yazılıyor işte. Bir dünya yaratıyorlar ve bu dünyaya bir kurallar veriyorlar. Bu dünyanın belirli bir kuralları var. Yani bu dünyada bazı şeyleri değiştirebilirsin işte nedir? Bizim dünyamızda da değişiyor. Mesela uçan taksi yapabilir misin? Yaparsın enerji kullanarak vesaire. Ama hep bir sınır vardır. Mesela hiçbir zaman uzay gibi olmayacak burası. Yani sen durduğun gibi hiçbir kuvvet uygulamadan durduğun yere duramayacaksın. Bu hiçbir zaman olmayacak. Niye? Bunlar işte farklı dünyalar, farklı bir yapı. Kodlarda böyle, oyun motorları da böyle. Şimdi bu adamlar oyun motorunu değiştirmediği sürece oyunda böyle inanılmaz şeylerin gelmesi imkansız. Mesela FIFA 14'ün gelmesi imkansız. Çünkü orada Ignite kullanıyorlardı. O oyun motoruyla boy motoru farklı yani ikisini şu an birbirine benzeştirmeleri de imkansız. Hep izin verdiği yere kadar gidebilir arkadaşlar ve dediğim gibi Frostbite de zaten ilk geçirdiği zaman derken şunu söylüyordu. Bu oyun motoru futbol oyununa uygun değil arkadaşlar. Çünkü bazı şeyleri düzeltemiyorsunuz. Bazı şeyler olmuyor ve diretiyorlar arkadaşlar dediğim gibi. Artık inşallah Frostbite 4'te eğer yeni konsollarda geçerlerse güzel bir şey görmüş oluruz. Yani oyun motorları oyunların gelişimini kısıtlıyor arkadaşlar. Bu yüzden zaten insanlar zaman geçtikçe oyun motorlarını yeniliyorlar ki yeni bir şeyler sunabilsinler. O imkanı bulabilsinler. Ama EA Sports genelde biliyorsunuz tek düze para kazanma dayalı bir sistemle ilerlediği için bunlar pek mümkün olmuyor. Umarım kafanızdaki soru işaretleri giderilmiştir sevgili dostlar. Şu anda haberlerim bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi unutmayın. Aynı şekilde yeniyseniz de abone olabilirsiniz. Her türlü yorumu da yazabilirsiniz. Instagram'da, Youtube'da yorumlarınız açık. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.